Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme arinal haqqa haqqan verzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan verzuqna ictinaba. Ve cealna mimman yestemi'una al-kavla feyettebi'una ahsana. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike as-salihin. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları hakkında okuyken dersimizi bugün 14'üncüsü. Bugünkü okuyduğun sahabamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk etayı. Zeyd ibn Harisa radıyallahu anh hakkında buladı. O, öz ota-onasını aldığı keçişten göre Muhammed ibn Abdullah'ın yanında kul bulup kalışını ihtiyar kıyken yigitçe. Muhammed aleyhisselam'ın yüdülgü iken Kur'an'da ismi zikir kılınken yegane sahaba. Resulullah'ın erketayı, Resulullah'ın süyüklüsü seyyidimiz Zeyd ibn Harisa razıyallahu anh. Buradalar Kur'an'da Allah Teala sahabalarını maktagen. Muhammedun Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâlel küffar. Ama bu sahabalardan fakat yine Zeyd radıyallahu anh'ın ismi Kur'an'da geldi. Elbette bu kişinin şerefine şeref koşadı gönderse. Hiç kime, hatta Abu Bakır'ın hem, hatta Ömer'in Hattab'ın hem ismi yok. Meğer kimliği var? Zeyd ibn Harisa radıyallahu anh'ın. Zeyd ibn Harisa, boyu past, buğday renk, ihtimal kareydi. Körümsüz bir yigit. Resulullah'ın erkek ayı. Allah Teala'nın huzurunda buradalar siz bilen bizden şekilimizi, rengimizi, milletimizi mutlak ahemiyet yok. Ak mı, kara mı, uzun mu, pekene mi, semiz mi, arıg mı? Bu meselenin Allah Teala'nın huzurunda kıymeti yok. Kişinin kadir kıymeti Allah Teala'nın huzurunda imanı bilen, ameli bilen, fiili bilen. Bundan başka ölçüler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkenlerdik, cahiliyet ölçüleri, bunlar Resulullah'ın ayaklarının astıda. Rahmet, adalet, hulk, iman, takva, mana şu ölçü. Peygamberimiz etkenler, innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Elbette men güzel hulklarını tamamiga, kemaliga yetkizishlik için yuborildim. Zeyd ibn Harisa'nın kıssasiga kulak solamiz. Su'da binti Salaba özünü urug'i Banu Ma'anga ziyoratga bormoqchi bo'ldi. Özünü 8 yaşlı oğlu Zaydni ham o'z bilan olib ketdi. Ular özlerini yeri yetib borib, hali joylashmasidan turib, Banu Qayn urug'idan bo'lgan otliqlar ularga hujum qildi. Mollarni talashdi, ayol bolalarni asir olishdi, haydab ketib qul bozorida sotishdi. Mana endi ana shu asir bo'lgan bolalarning ichida Zeyd ibn Harisa ham asir olingan edi va u ham qul bozoriga borib sotilib ketdi. Ukoz bozoriga kelib sotilarkan Quraysh qabilasidan bo'lgan Hakim ibn Hizom Qurayshning ulug'laridan, sayyidlaridan bozorga bordi, Zeyd ibn Harisani sotib oldi 400 dirhamga. Makkaga qaytib keldi. Hakim ibn Hizom uyga kelsa, uni ziyorat qilgani qarindoshi, ammasi Hadicha bint Huvaylid kelgan edi. Ammasini xursand qilishlik uchun boyaga sotib olingan Zayd ibn Harisani hadiya qildi. Sizning xizmatingizni qilib yursin, mana shu bola sizga dedi. Mana shu paytda Hadicha onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga endi turmushga chiqishlik arafasida turgandilar. Rasulullohga turmushga chiqdilar. Shunday qilib Zayd ibn Harisa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uyida bo'lib qoldi. Hali payg'ambarimizga vahiy kelgani yo'q. Hadice anamız peygamberimizi kursan kılıçdaki için Zeyd'ni Resulullah'a verip size hizmetinizi kılıp yürüsün de birdi. Şimdi Zeyd ibn Harisa kul. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaytara vaytamız hali peygamber bulmasılarından avval Zeyd'ki huttu mehmange bu kıyandik muamilanı kıldı. Mehir itibar bilen, rahim şafkat bilen terbiyelendi. Şimdi ata anası balasını kul bulup satılıp yetkenden haberi var. Hayır delgini bilmiydi. Her zamandan istedi. Ama topşamadı. Günler öttü. Zeyd ibn Harisa'nın kabile taşlarından bir cemaat haçkı gene Mekke'ye geldi. Ve Zeyd'ni körüp kalıştı. Sorup soruşturuşuydu. Hakikaten Harisa'nın oğlu Zeyd eken. Zeyd ibn Harisa'ya peygamberimiz hala peygamber bulmasından avval. Şimdi çıralı muamele kıldı ki.
Hali kabiledaşları özünü yurtuya kaçıp getirken de otasını aldı ya. Otam geldiler, men otalarının en yaxşısını kolu demen dedi. Hocayın bugün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kul bugün Zeyd özünü otasından yaxşı görü yaptı. Otalarının en yaxşısını kolu demen dedi. Şimdi karayın, bizim zamanımızda kuldarlığı yok. Bizim kolumuzda işleyen işçiler var. Şagirdler var ya ki biz onge bir maaş dolayımız dükkanımızı yürgüzeli. Eğer biz hakikaten Resulullah'ın iktidak olan adamlar buladığını bulsak, ana şu kol asımızda işleyenler bilen güzel muamelada buluşmamız gerek. Şunu muamele kılayalım ki, özünü atasını yakış görgen de yakış görsün. Özümüzü yiyenden yedirelik, kiyenimizden yedirelik, bana şu İslam. Özünü atası dek bulun ki, sizge fayda keltirişi de hüttü farzandiz dek türü versin. Kamera koyasılar da döken ilerge, kestan üstüge. Nemege? Öşünü oğullaşken mecbur kararlıken aileyle birerse de. Yetmedi de. Eğer az yine avans olursa kudura birersiniz. Birerken aileyiz bilen, bir ayda topuyorken paydayızı takaslasayız, üyelersiniz gereği bosa. Hani peygamberimiz, bu kul bu, buradalar, bu büyüm bu. Valla saftı mıydı, balon mıydı, bilmezse de kopbaşta duradı, tepsi yıkıladı, şimdi büyüm. Lekin bana şu kul yaşında çıralı muamele yaptı ki, otalarını en yaksını kolu demem mendebeti yaptı. Kul bop durup. Demek etrafımızdaki kişiler, buradalar bizi mihrimizden, şavkatımızdan, gamkurligimizden bizi yaxşı görsün. Şunda biz Resulullah'ın hakiki ergeçkenlerden müttesip olamız. Şimdi İslam degende ki, fakat namaz buna rozan yu, paçaşımalaş buna sakal koyuş diyu, zekat buna rozan düşünmeyelik. Ha, bunlar hem İslam, lakin İslam'da bir kısmı. Buradalar hulk. Hulk. Ahlakı şatak buladığın olsa, namaz sonuna gizliyem karama yaptı adamlar. Karamaydı hem de. Hani Amirul Mu'minin Umar ibn Abdülaziz, halife bop durken de mehman geldi. Tünüdü, çırak pılpılla göç adıyan bop kaldı. Turup tuzatıp koyuş gerek. Halife şat turdu da, özü tuzatıp koyup oturdu. Halife. Ümmevilerin en kudretli halifelerden. Hulafa-i Raşid'in beşincisi değildi. Halife mehman özünü nakolay kıs kılıp, hizmetsiz gelseniz bularıdı. Ya babamızı men tuzatıp koysam bularıdı. Halife bop durup kıldı zaşı üçtü dedi. Halifenin cevabını karayın. Siz mehmansız. Mehmanda işge büyürüş yakışmaz. Şimdi hizmetçi balası uklap kaldı dedi. Uyuyatıştı istemedim. Oturgenim diyem halifeydim, Umar'ıydım. Turup tuzatıp kayıtıp gel oturgenim diyem Umar mı? Ana İslam buradalar. Buradalar İslam muamele dini. Peygamberimiz safarga çıktılar. Hamrohlar bilan to'xtashganidan keyin şu yerda tunash gerek, ovqat qilish gerek. Sahobalardan bittasi men qo'y so'yaman dedi. Bittasi men pishiraman dedi. Rasululloh turib men o'tin terib kelaman dedilar. Rasululloh o'tin terib kelaman deyaptilar. Payg'ambarimiz Badrga chiqib ketayotganida miniladigan ulovni ozligidan bitta ulovni 3 ta odam minish kerak bo'ladi. Rasululloh bilan ulovni minayotgan 2 ta odam, bittasi Ali ibn Abi Talib, bittasi Abu Luboba. Ya Resulullah siz minoring, siz ketoring tüyanın üstünde, biz piyede ketoramız diye işte. Peygamberimiz ettiler, sizler menden göre kuvvetli rahmetsizler. E ondan taşkarı mengem acil kereyi dediler. Peygamberimiz kul geçinde çıralı muamele kıldı ki, atalarının yaksını kula da mendebeti yaptı. Ular özünü yurtuğa barıp, Harisa geldi. Senin oğlun Mekke'de, Kureyş'te içinde Muhammed ibn Abdullah degen adamı kolu da kula kendi. Atası Harisa ülkesi Ka'b bilen Mekke'ye geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i topup muddaasına etti. Ey Abdülmuttalib'in oğlu, sizler mübarek mescid etrafında istikamet kılıç kavimsizler. Kelgen ketkenlerden yakşılığınızda ayamıyorsunuzlar. Üyünüzde yürü yürüyen anavu balı benim oğlum. Onu ançadan beri kıdırıp yürüdük. Şu yerdeligini bilgenimizden ki en stomange şaşırdık. Yanımızda bir bunca pul bulan geldik. Şu pulunu alayım, balanı kaytarıp beni. Balamda kim ayeti yapsız? Zeyd mi? Otası geldi. Bana etken pulunu beradı. Balası iken, balası için herkende nasıl ki razı. Ama Resulullah'a ne dediler? Ne mi dediler? Bu nebavi ahlak buradalar. Hala peygamber bugün ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onda sizlarga bitta taklifim bor. Qanaqa taklif? Zaydni chaqiramiz dedilar Rasululloh.
ixtiyorni o'ziga beramiz. Agar xohlasa sizlar bilan ketaveradi. Pul kerak emas. Xohlasa men bilan qoladi dedi. Qaysi bola qul bo'lib qolishga rozi bo'ladi? Rasululloh shunday muomala qilganki, ketmaydi da Zayd. Endi bu xorisa xursandchiligi endi u cheksiz o'tib ketdi. Chunki bekar gap ketadi bolasi aniq bo'lib qoldi bekar ketishi. Chaqirishdi, Zayd chiqdi. Rasululloh aytdilar, "Ey Zayd, bu kishilarni taniysanmi?" "Ha, bu kishi otam, bu kishi amakim Ka'b." "Ixtiyor seni qo'lingda," dedi Rasululloh. "Xohlasang ular bilan ket, xohlasang men bilan qol." Zayd o'ylanib ham o'tirmadi. "Siz bilan qolaman," dedi. Otasini esi uchdi boshidan. "Ey bola, nima deyapsan? Qul bo'lib qolasanmi? Otangning oldiga ketishlikdan ko'ra." Zaydning so'zini qarang. "Men bu insondan boshqalarda bo'lmagan xislatlarni ko'rdim. Uni aslo tark etmayman. Bu kishidan boshqalarni unuttirib yuboradigan narsani ko'rdim. Qul bo'lib qolishga rozi, lekin ota-onasi bilan ketmaydi. Bizni o'zimizni tuqqan farzandlarimiz bilan, o'zimizni pushtimizda bo'lgan farzandlarimiz bilan shunaqa muomala qila olyapmizmi? Yarmini olsa ham. Yo, biz kelganda bezillab turadigan bolalarimiz. Tezroq turib chiqib ketsa, chiqib ketdi ya, mana endi bemalol o'tiramiz. Unaqa emasmi? Bu qulga muomala shunaqa. Rasululloh Zaydni o'ziga bo'lgan muhabbatini ko'rdida, Zaydni ham, otasini ham amakisini yetalab Ka'bani oldiga boshlab keldi. Odamlarga eshittirib, "Ey qavm, guvoh bo'linglar, Qurayshliklar, Zayd bugundan boshlab ozod. U meni o'g'lim. Mendan meros oladi, men undan meros olaman." Ozod qildi, o'ziga o'g'il qilib oldi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Endi Xorisa o'g'lini ozod bo'lganligini, yaxshi holatda qolganligini ko'rdida, ko'yni to'q qaytib ketdi. Bu tabanniy deyiladi. Bola boqib olishlik. Keyinchalik tabanniy islomda mumkinmasligi haqida oyatlar tushdi. Va mana shu kundan, ana shu tabanniyni man qiladigan oyatlar nozil bo'lguncha Zayd Zayd ibn Muhammad deb chaqiriladigan bo'ldi. Ota-onasini unutib yuborishiga sabab bo'ldi Rasulullohni Zaydga qilgan muomalasi. Shuning uchun qo'limizda odam ishlatayotgan bo'lsak, qo'lida davlati bor ekanlar, do'koningizda turgan odamni oyligiga bir qarab qo'ying. U sizga keltirayotgan foydani necha foizini olyapti u? O'shunda kamerani qo'yishda ham kerak bo'lmaydi. Agar nima qilib qo'ysangiz, xolasa ishlasin, xolamasa yo'q, men esa demayapman domla deydi. Endi qayerga boradi, boshqa ishi yo'qda. Majbur ishlayapti-da. Siz uchun hech narsa emas, 1000 so'm, 2000 so'm qo'shib qo'yish. Qo'shib qo'yinda o'shani oyligiga. Ota-onasi haqqizga duo qiladi birinchi o'rinda. Zayd ibn Xorisa Rasulullohning oldida qolishni ixtiyor qildi. Qanaqa katta baxtga erishganligini hali tasavvur qila olmasdi. Olamlarning sayyidi, rahmatan lil alamin, payg'ambarlarning imomi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni tanlaganligini hali bilmasdi. Hali kelajakda, hali tarixda misli ko'rilmagan ulkan islom adolat mamlakatini ustunlardan bittasiga aylanishligini hali tasavvur qila. Bu narsalarni Zayd ibn Xorisa bilmasdi. Alloh taolo Zayd ibn Xorisani erkalatib qo'ydi birodarlar. Rasulullohning uyida katta bo'ldi. Shuning uchun islomdan boshqa dinni ko'rmadi. Rasululloh ko'z ochib yumguncha ham biron butga sig'ingan emas, shirk keltirgan emas. Endi bu zotning uyida katta bo'lgan Zayd albatta shirkdan uzoq bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning maslahatchisi, qo'shinlarining amiri, u zot yo'q bo'lgan paytda Madinaga vali bo'lishlik martabasiga Zayd ibn Xorisa yetishdi. Zayd ibn Xorisa iymonga kelgan birinchi kishilardan edi. Ma'lumki, payg'ambarimizga vahiy kelganida birinchi bo'lib Hadijcha onamiz iymon keltirdilar. Ortidan Zayd ibn Xorisa, Ali ibn Abi Talib. Birinchi 3 ta odam mana shu 3 ta odam deyiladi. Tashqaridan iymon keltirgan birinchi kishi Abu Bakr Siddiq. Nubuvvatdan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zayd ibn Xorisani o'zining enagasi bo'lgan, Rasulullohning enagasi bo'lgan Umma Ayman Baraka Habashiyaga nikohlab qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada da'vat qilarkan, mana 10-yi yili, nubuvvatning 10-yi yilida Abu Talib va Hadijcha onamiz vafot etdi. Shunda Makkada da'vat qilish imkoniyati bo'lmay qoldi. Rasululloh Toifga chiqmoqchi bo'ldilar, Toif ahlini da'vat qilishi uchun. Shunda u zot bilan birga chiqqan hamrohi Zayd ibn Xorisa edi. Toifliklar payg'ambarimizga juda bir xunuk muomala qilishdi, u zotni toshbo'ron qilib haydashdi. Muborak tovonlardan qon oqdi. Zayd Rasulullohni himoya qilar ekan, o'zgan toshda edi, boshi yorilib qon oqdi.
Mana shunday bir qiyin, mashaqqatli kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yonida turgan yagona kishi Zayd ibn Xolisa edi. Rasulullohni Zayd ibn Xolisa qanchalar yaxshi ko'rganligini eshitdik. Endi Rasululloh ham Zaydni shunday yaxshi ko'rardilar. Rasululloh agar Zayd yo'q bo'lib qolsa so'rab surishtirardi. Kelishga mushtoq bo'lardi. Kelsa xursand bo'lib kutib olardi. Qanchalar yaxshi ko'rganligini mana Oysha onamiz roziyallohu anhu ning so'zidan bilib olsak bo'ladi. Oysha onamiz aytadilar: "Bir kuni Zayd Madinaga qaytib kelganida Rasululloh mening uyimda edilar. Zayd eshikni taqillatdi. U paytda Rasulullohning muborak yelkalari ochiq o'tirar edilar. Xursand bo'lganlardan shu holda bo'lsa ham yengil kiyimi bilan yugurib chiqib peshvoz chiqdilar. So'ngra quchoqlab ko'rishdilar. Allohga qasam deydi Oysha onamiz. Undan oldin ham, keyin ham Rasulullohni bu holatda ko'rgan emasman." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunchalar qattiq yaxshi ko'rganligi sababli Zayd ibn Xorisani Zaydul Hub, Rasulullohning erkatoyi deb qo'yishar edi. Rasulullohning erkatoyi. Zayd ibn Xorisani Zaynab binti Jahshga uylanishi va uni taloq qilishi. Umar ibn Usmon al-Jahshi otasidan rivoyat qiladi, u aytadi: "Rasululloh Madinaga hijrat qilib keldilar. Zaynab binti Jahsh ham Makka'dan Madinaga hijrat qilib kelgan muhojiralardan biri edi. Go'zal ayol edi. Rasululloh uni Zayd ibn Xorisaga so'radilar. Zaynab binti Jahsh nasl-nasabli, sharafli xonadondan edi. Zayd ibn Xorisa quldan chiqqan edi. Zaynab: "Men unga tegishga rozi bo'lmayman, chunki Qurayshning mavlolaridan bo'lgan bu", dedi. Ammo payg'ambarimiz aytdilar: "Albatta men uni sizga uylanishiga rozi bo'ldim", dedilar. Endi Zaynab binti Jahsh Rasulullohni bu so'zi bilan Zaydga turmushga chiqdi. Zayd Zaynab bilan yashashni xohlar edi, Zaynab binti Jahsh bilan. Ammo Zaynab binti Jahsh xohlamas edi. Keyin Zaynab binti Jahshni Zayd roziyallohu anhu taloq qildi va taloq qilib iddasi bitganidan keyin payg'ambarimiz Zaynab binti Jahshga uylandilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ta'na toshlanotadigan dinimizni dushmanlari aytishadi, Muhammad o'zini o'g'lini xotiniga uylanib oldi deyishadi. Bilasizlar, o'g'ilni xotini qaynota uchun mahram. Xotinni qo'yib olsa ham o'g'il, bu kelinga uylanib bo'lmaydi qaynota. Mumkin emas. Endi mana shu dinimizni dushmanlari o'zini keliniga uylandi deb payg'ambarimizga malomat toshlar otishadi. Lekin boqib olingan bola hech qachon o'zini pushtidan bo'lgan bolasidagi bo'lmasligi haqida Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qildi va Zaynab binti Jahshga payg'ambarimizning uylanishligini Alloh taolo buyurdi. Qarang, shu tabanni yo'qligini kimdir o'zini yelkasida kaltaydi yeb ko'tarib berishlik kerak edi. O'sha kaltay kimga tegdi? Payg'ambarimizga. Ha, Abu Bakr, Umar ibn Xattob shuna qilsa bo'lar edi. Yo'q, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotida bo'ldiki, musulmonlar tabanni qilib olingan o'g'il hech qachon o'zingizni pushtingizdan bo'lgan o'g'ildagi bo'lmasligiga dalil bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Xorisani islomdan avval meni o'g'lim degan edi. Endi tabanni oyati tushganidan keyin bu narsa bekor bo'ldi. Ud'uhum li abaihim. Ularni baholangan bolalarni o'zlarini otalarini ismi bilan chaqiringlar. Agar otasini bilmasangiz, unda sizlarni iymondagi birodarlaringlar deb Alloh taolo aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Zaynab binti Jahshga uylanishi. Mana shu masalani ko'ramiz birodarlar. Astagfirullah billah. Falamma qada Zaydun minha watara zawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim iza qada minhunna watara wa kana amrullohi maf'ula. Bas qachonki Zayd deyapti Alloh taolo, undan Zaynabdan hojatini ado qilgach, taloq qilgach, biz sizni unga uylantirdik. Rasulullohni Zaynab binti Jahshga uylanishligi Alloh taoloning hukmi bilan bo'ldi. Toki mu'minlarga asrandi bolalari o'z xotinlaridan hojatlarini ado qilishgach, taloq qilishgach, ularning xotinlariga uylanishlarida tanglik bo'lmasligi uchun shunday qildik. Va Allohning amri irodasi qilinguchi bo'ldi. Demak, payg'ambarimizga tuhmat toshini otayotganlar o'zini keliniga uylandi deb, o'zini o'g'lini xotiniga uylandi deyotganlar gapi noto'g'ri ekanligi mana shu oyatdan ma'lum bo'ladi. Bizga Alloh aytdimi? Tamam, boshqa hech qaysi odamga gapini inobatga olmaymiz. Alloh ruxsat berdimi? Mumkin dedimi? Tamam. Alloh taolo davom etadi.
Ahzab surasından bu ayetler. Estağfirullah. Ma kana alen nebiyyi min haracin fîmâ faradallahu leh. Sünnetallahi fîllezîne halav min qabl. Ve kana amrullahi qadaran maqdura. Allah peygamberge farz kılgen, yani halal kılgen narsada unga biror tanglik bo'lmas. Bu ilgari o'tgan payg'ambarlar haqidagi Allohning yo'li qonunidir. Allohning amri irodasi taqdiri azali bo'ldi. Boqolingan bola o'zingizni pushingizdan bo'lgan bolangizga bo'lmasligi haqida Alloh aytadi. Astagfirullah. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Zalikum qawlukum bi afwahikum. Wallohu yaqulul haqqo wa huwa yahdis sabil. Va asrandi bolalaringizni öz bolalaringiz qilgan emasdir. Ya'ni o'zingizni xotiningizdan o'zingiz topgan bolangizdaqa bo'lmaydi baholangan bola. Va bu asrandi bolani bola deyishingiz sizlarning og'izlaringizdagi so'zdir. Yolg'iz Alloh haqiqatni aytur va uning o'zi haq hidoyat qilur. Ularni o'z otalari ismi bilan chaqiringlar. Shu Alloh nazrida to'g'riroqdir. Endi agar ularning otalarini bilmasangizlar, u holda ular sizlarning diniy birodarlaringiz va do'stlaringizdir. Alloh taolay aytadi, qilgan xatolaringiz sababli sizlar uchun gunoh yo'qdir. Lekin ko'ngillaringiz bilan qasd qilgan narsadagina gunohkor bo'lursizlar. Alloh mag'firatli, mehribon bo'lgan zotdir. Demak, mana shu uduhum li abaihim oyati tushganidan keyin Zayd ibn Muhammad emas, Zayd ibn Xoris deb chaqiriladigan bo'ldi. Zainab binti Jahsh onamiz payg'ambarimizga turmushga chiqqandan keyin ummatul mu'minlardan biri bo'ladi. Hijratning 20 yilida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrigacha yashadi, keyin vafot etdi. Umar ibn Xattob u onamizning janozasini o'qidi. Yana shundan keyin Zayd ibn Muhammad emas, Zayd ibn Xoris deb chaqirishadigan bo'ldi. Zayd ibn Xoris aytdik, Qur'onda ismi zikr qilingan yagona sahoba. Alloh taolo sahobalarning fazilati, muhojir ansorlarning fazilati haqida oyatlar tushirgan umumiy, lekin ismi faqat Zayd ibn Xorisaniki zikr qilingan. Bas qachonki Zayd undan Zaynabdan hojatini ado qilgach, taloq qilgach, biz sizni unga uylantirdik. Aqulu qawli hada va